Evet dostlar uzun süredir Nintendo Switch oyuna bakmıyorduk. Nintendo Switch'in ömrü tükenmeye başlasa da halen oyun geliyor ve bugün de Nintendo Switch'e geçtiğimiz günden çıkmış 3. parti bir oyuna bakacağız. Remnant from the Ashes oyuna bakacağız. Bu oyun zamanında bayağı çıktığı zamanlar tutmuştu. Epic Games verdi bu oyunu. İşte Xbox Game Pass'te vardı. PlayStation Deluxe'ta vardı. PlayStation inanılmaz indirimlere çıktı falan derken oyun nihayetinde Nintendo Switch'e geldi. Oyun shooter bir Souls-like oyun. Bu mekanikleri ilk deneyen oyunlardan bir tanesi. Hatta co-op mekanikleri de var oyunda. Oyunun fiyatı biraz tuzlu. Bunun hakkında zaten videoda bayağı bahsettiğim için şu anda söylemeyeceğim. Şimdi Nintendo Switch'te oyunları televizyon modunda çok fazla oynamadığınızı düşünerek oyunun bütün oynanış videosunu el modunda çektim. Hani ben de direkt artık Nintendo Switch'te bir oyun alırsam özellikle 3. parti bir oyun alırsam el modunda nasıl çalışıyor ona bakıyorum. Siz de ona baktığınızı düşünerek el modunda çektim oyunu. Videoya geçelim. Umarım video beğenirsiniz. Oyunun şöyle Karakter yaratma ekranındayız. İlk başta şunu görünce ne kadar kötü falan dedim ama Sondan modellemeleri şey yapıyor. ile gördüğünüz gibi. Şöyle biraz bekleyince tabi yapıyor. Buradan nasıl bir karakter yapalım? Böyle yok olmasın, böyle olsun ve gayet güzel. <laughs> Allah Allah, bayağı güzel olmuş. Gayet yapmışlar ha. Tabi 60 FPS değil ama kötü de değil. Allah Allah güzel gözüküyor ha ben bayağı beğendim gayet beğendim aya basarak eğiliyoruz Tabi biraz zor bir oyun. konsol kırılabilir Ama kırmadan konsolu dikkatlice oynayacağız abicim Bunları alalım Etraf falan Fena değil alalım enerjimizi. baya sıkıntılar var. Hadi bakalım. Tabii kaplamalar geç yükleniyor. Adam çantası geç yüklendi. <laughs> 30 FPS olması da Çok büyük keyif vermiyor açıkçası ama yine de güzel yani oynanıyor. Burada biraz başımız belaya girecek. Aman 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 aman. Eleman nerede? Aşağıda. Bir yapalım. Neredeler? İşte burada. Tamam. Nerede var başka? Bitmediler mi? Ne evet, bakalım. Şimdi tutorial kısmını geçtim ve şunları taktım. Normal konularla pek olmayacaktı bu iş. Şöyle pompalı silahlı nasıl değişiyordu? Silahımız X'leydi galiba evet. Pompalı tüfekli adam aldım. Çünkü bunda eğim çok rahat olmayacağı için geniş açılı bir silahlı adam olsun dedim. Aynı zamanda şöyle küt diye baylozla geçiriyor. Loadingleri çok uzun oyunun. Fiyatı 586 TL. Onu da söyleyeyim. Hani onu söylemedim videonun başında. Ama handheld de güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Yine de bilmiyorum hani videonun sonunda yorumlarımı yaparım. Şu anda hani 5.87 TL verilmeyecek bir oyun bence Tabi oyun çok başındayız ama ben bu oyunu oynadığım için çoğu yerde Game Pass'te de var sanırsam Epic de vermişti PlayStation'da satın almıştım zamanda şu anda sanırım PlayStation Deluxe Edition'da var Ama mesela şuna bakın Çok güzel olmuş yani indirimde alınabilir diyebilirim hani bir an olsam hemen 5.80 TL'yi buna vermem bu oyuna ama Tabi Koop oynayacağım arkadaşımla iki kişi alacağız derseniz fena değil. Ama tabi biraz daha indirme girerse daha ucuza denk getirebilirsiniz. Ama yine de böyle bu tarz bir oyun, özellikle Koop oynayabileceğiniz bir Soulslike Shooter tarzı oyun hiç yok yani Xbox'ta, ee, Switch'te hiç yok yani. Tek seçeneğiniz bu olabilir. Ne bileyim işte Xbox'ta Soulslike olmasa da Gears of War var. PlayStation'da da Koop e, olarak Uncharted diyebilirim tabi o da Solstice'dir ama Coop hani, değil ama shooter olarak Uncharted diyebilirim ama mesela böyle bir shooter Oyun yok bu arada bu Joy-Con'larla çok daha iyi oldu ya oyun Çok daha efsane oldu ee, Bayağı da güzel port olduğu için de Güzel oynanıyor işte ama Bilmiyorum ya 5.87 lira Bu oyuna verilmez bence dostlar ama güzel port Şaşırdığımı söyleyebilirim Keşke Dark Souls 3 falan da yapsalar Dark Souls 1 var biliyorsunuz bu konsolda. 3 de yapsalar çok güzel olabilirmiş 3'ü direkt oynardım ya. Ben şimdi oyunu oynuyorum. Yani oyunu böyle hani genel olarak bir bakıyorum. Ama aynı zamanda da şeye bakıyorum hani bu oyun alınır mı ya e, düşünerek okuyorum derken enerji potion'ımı alamadan öldüm. Çok saçma şekilde öldüm. Güzel. Oyun güzel. Güzel yapılmış. Güzel bir port. Grafikleri falan beğendim. Çok iyi yapmışlar. Bir iki kaplama problemleri olsa da geç kaplama problemleri genel anlamıyla başarılı bir port. Şaşırttı beni. Ama 5-80 liralık fiyatını şimdilik hak etmediğini düşünüyorum. Siz ne düşündünüz dostlar? Hani yorumları yazın. Siz alacak mısınız ya aldınız mı bu oyunu? Şu tur oyunu koop istiyorsanız bu oyun hani eğer bütçenizde varsa kesinlikle düşünülmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Hani ben bir çöp port bekliyordum ama adamlar güzel yapmış açıkçası. Ben fiyatına takıldım. E, loadingler falan uzun ama onlar beklenir. El konsol sonuçta. İşte 587 lira en ucuz Kanada shopunda alınabiliyor. Yani fiyat hakkında çok konuştum ama biliyorum. Oyun zaten güzel. Siz de görüyorsunuz. Hani çok iyi portlanmış. Biz burada tabi bütçe biraz önemli. Bütçe konusunda da bütçeniz varsa direkt yapıştırın yoksa da indirimde yapıştırın. E, hiç ben bu oyuna bulaşmayacağım derseniz de videonuzu izlediğiniz için teşekkür edip bir like'ınızı alırım dostlar. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Şunlara bir de şöyle baltayla vuralım. Balyozla pardon. Böyle bir oyun dostlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.